Evet, mutlak değerin son kısmına geldik mi eşitsizlik kısmına geldik. Arkadaşlar bakın burada yine iki tane kuraldan bahsedeceğiz. Burada yön kavramı bizim için çok önemli. Çünkü arkadaşlar ikisinde de durum farklılaşıyor. Burada küçüktür ve büyüktür olayı bizim için önemli. Arkadaşlar eğer küçüktür olayı varsa mutlak değerde küçüktür olayı varsa o zaman ne yapıyorsunuz? Bu fonksiyonu mutlak değerden dışarıya çıkarttınız. Dışarıya nasıl çıkartıyorum? Sınırımı burada A'dan küçük olduğunu biliyorum ya. Bu sınırımı artılısıyla eksilisi arasında alıyorum arkadaşlar. Artılısıyla eksilisi arasında alacağız tamam mı? Bir artılı bir eksilisi arasında olacak. Küçüktürse ama büyüktürse burada yapacağım şey şu. Büyüktür varsa arkadaşlar bir ifadeyi aynen dışarıya çıkartacağım. Aynen dışarıya çıkartınca ne oldu? Mutlak değer ortadan kalktı. Gördüğün gibi fx büyüktür a şeklinde ifadem aynen geldi. Sonrasında ne yapıyorum? Bir de ikinci olarak mutlak değerden dolayı biliyorsun ki ifadeyi bir de ne yapmam lazım? eksiyle çarparak çıkartmam lazım. Eksiyle çarparak çıkartıyorum ve eksiyle çarptığım için de eşitsizlik ne oluyor güzel kardeşim? Burada yön değiştiriyor. Buna kesinlikle çok dikkat et. Bak ne oldu? Bir aynen çıkarttım bir de eksiyle çarparak çıkarttım. Bakın fonksiyonu eksiyle çarpmıyorum. Sonucu eksiyle çarpıyorum. Sınırımı eksiyle çarpıyorum. Sınırımı eksiyle çarptığım için de bak az önce büyüktür şeklindeydi. Gördüğün gibi ne oldu? Eksiyle çarptığım için yön değiştirdi. Küçüktüre dönüştü. Tamam mı? E, bunu, e, buna kesinlikle çok dikkat et. Büyüktür, küçüktür kavramında olay tamamıyla renk değiştiriyor. Tamam mı? Bu yönlere dikkat et. Bak ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın burada mesela. Hemen bakıyorum ilk olarak neye? Yöne. Burada bir mutlak değerli ifadem var. Ne olduğunu söylüyor. Beşten küçük olduğunu söylüyor. Eşitsizliğini sağlayan A tam sayı değerlerin toplamı nedir diye sormuş. Gel A'ları bulalım. A'ları bulmak e, bulmadan önce benim ne yapmam lazım? Bu Mutlak değerden kurtulmam lazım. Mutlak değerden kurtulup neye çevireceğiz bunu? Eşitsizliğe çevireceğiz. Nasıl çeviriyoruz? Sınırımız burada. 5 olduğu için ne yapıyorum bu ifadeyi? Eksi 5 ile artı 5 arasında alıyorum ifadeyi. Artılısı eksilisi arasında alıyorum. Çünkü küçüktür kavram var. Şu 3'ten kurtulmam lazım. 3'ten kurtulmak için ne yapıyorum? Her taraftan 3 çıkartıyorum arkadaşlar. 3 çıkartacak olursak o zaman burası ne oldu? Eksi 8 küçük eşittir. Burası 2A oldu. Burası da küçüktür. Ne oldu arkadaşlar? 2 oldu bak. Şimdi benim burada görüyorsun ki neyim var? A'nın önünde 2 kastayım var. Bu 2'den benim kurtulmam için ne yapmam lazım arkadaşlar? Her tarafı 2'ye bölmem gerekiyor. 2'ye bölelim arkadaşlar. Burada ifadeyi 2 ile sadeleştirelim yani kısacası. Eksi 4 de bu durumda hangi aralıkta olur? bir aralığında olacaktır. Sınırımda dikkat edersen dahillik vardı. Ben de dahilliğe yazdım. Bu aralıkta hangi tam var? Bakalım. Eksi 4'üm var. Eksi 3'üm var. Öyle değil mi? Burada eksi 4'üm var. Şunları sileyim bir dakika arkadaşlar. Toplayacağımız için şöyle düzgün bir şekilde izleyeyim. Eksi 4'üm var. Eksi 3'üm var. Eksi 2'im var. Eksi birim var. Sonra 0'ım var. Bir de birim var. Bunların hepsini toplayacak olursak arkadaşlar şu kısım zaten ne oluyor? Kendini sıfırlıyor. Artılısı eksilisi birbirini götürecektir. O zaman ben şuraya odaklanmam lazım. Eksi 4 var, eksi 3 var, eksi 2 var. Bunların hepsini toplayacak olursak buradan ne gelecektir cevabım? Eksi 9 olarak bulunacaktır. Tamam. Olay bu. Tekrar söylüyorum. Küçüktür, büyüktür olayına kesinlikle ve kesinlikle dikkat ediniz. Bakın burada küçüktür vardı hemen artılısı ile eksilisi arasında çıkarttık. Daha önce bakın böyle bir soru da geldi. Burada bakın hem mutlak değer var hem eşitsizlik var hem de denklem sorusu. Bak üçü aynı anda çok basit bir soru aslında hiç kafanı karıştıracak bir durum yok. Öncelikle senin burada mutlak değerden kurtulman lazım. Küçüktür mü var? Evet o zaman güzel kardeşim bu ne olacaktır? Eksi 5 ile artı 5 arasında olacaktır benim A değerim. Bu bir Sonra Bakın mutlak değer olayı bizim için bitmiştir artık. Ne oldu? Ben bu soruyu eşitsizliğe çevirdim mi? Çevirdim. Şimdi benim burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? B'nin en geniş çözüm kümesini bulunuz diyor bizlere. O zaman ne yapmam lazım? B'nin en geniş çözüm kümesini aradığımız için denklemde ne yapıyorduk arkadaşlar? Kimi arıyorsak onu yalnız bırakıyorduk. O zaman 3 B'yi karşıya atalım. 6'yı karşıya atalım. 2 A'nın yanına eksi 6 geldi. 3 B karşıya artı 3 B olarak geldi. Her iki tarafı 3'e bölecek olursam bunlar birbirini götürüyor. O zaman B dediğim şey ne oluyor? 2A eksi 6 bölü 3 şeklinde gelecektir benim ifadem. Tamam bitti gitti. Şimdi ben B'nin kim olduğunu buldum mu? Buldum. Bakın bu noktada yapmam gereken şey ne? Matematikte en önemli şey ne güzel kardeşim? Tabii ki de tanım kümesi. Sorunun başına bak bakayım ne yazıyor? Hiçbir şey. Yani burada A ve B nedir? A ve B birer reel sayı reel sayı olduğu için güzel kardeşim ne yapacaksın sen bunu? Bu ifadeyi ne yapacaksın? Benzeteceksin. Benzetiyorsun. Ne zaman? Reel sayılarda. Ar aralıktan sayı seçiyorsun. Ne zaman? Tam sayılarda. Tamam? Bu ayrımada kesinlikle dikkat et. O yüzden sizlere defalarca kez söyledim. Yine söyleyeceğim. Eşitsizlik konusuna iyi hakim olun arkadaşlar. Şimdi işlem önceliklerine dikkat ederek a'nın yanında kim var? 2 var. O zaman a'ya gel güzel kardeşim. 2 ile çarpalım mı? 2 ile çarptık şöyle ifade. 2 ile çarptığın zaman ne geldi burada? Ne oluyor arkadaşlar? 2 ile çarptığın zaman eksi 10. O da küçüktür 2a. O da küçüktür ne oldu? Artı 10 oldu mu? Tamam. B, A'nın bakın ne yapmam lazım? A'nın olduğu yere odaklanıp bu denklemi benzetmem gerekiyor. 2A kısmını hallettik mi? Hallettik. Şimdi bir de yanında kim var arkadaşlar? Yanında eksi 6'sı var. O zaman gel her iki taraftan da 6 çıkartalım. O zaman 6 çıkartacak olursak burada bu durumda ne oluyor? Eksi 16 geldi. O da küçüktür. 2A eksi 6. O da küçüktür. Ne oldu? 4 oldu mu? Tamam. Müthiş. Son olarak bir de paydada kimim var? Paydada bir de 3'üm var. O zaman gel her tarafı 3'e bölelim. 3'e bölecek olursak bakın bu ifade kim oldu? Bu ifade tabii ki de B. O zaman ne oldu arkadaşlar? B dediğim şey. Eksi 16 bölü 3 ile nerededir? 4 bölü 3 arasındadır. O zaman... Açık parantez kullanıyorum. Niye? Çünkü dahillik yok. Nerede? Eksi 16 bölü 3 ile 4 bölü 3 arasında olacaktır cevabı. Bitti gitti. Tamam. Burada yön kavramına kesinlikle dikkat et ve soruda hiçbir şey yazmadığına göre tanım kümesi her zamanki gibi nedir? Reel sayıdır. Real sayı olunca ne yapıyorum? Benzetiyorum. Tamam. Geçtik. Bakın. Denk, yani çözüyorsun tamam okey güzel küçük küçüktüre dikkat ettin büyüktüre dikkat ettin ona göre kuralları uyguladın vesaire vesaire ama 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 burada arkadaşlar hani herhangi bir denklem de olsa bu illa bu konuya öz has bir durum değil. Hani çözdüğümüz tüm sorular için geçerli bu rasyonel sayılarda da denk geldi hatırlıyorsan ee, ondan sonra üstü sayılarda da bazen denk gelebiliyor vesaire 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 denklemle ilgili her türlü yerde... Ne yapıyorsun? Paydayı sıfır yapan bir değer varsa bunu çözüm kümesinden ne yapacaksın? Her zaman atacaksın. Neden? Çünkü bu ifademizi tanımsız yapar. Paydayı tanımsız yapan her şeyi hangi soru tipi olursa olsun, hangi konu olursa olsun bu faktörel bile olur yani. Hiç fark etmez. Her zaman ne yapıyorum? Tanımsız yapan o x değerini, a değeri, b değeri bilinmeyen neyse artık onu atıyorum. Ve arkadaşlar bakın şunu alışkanlık haline getirin. Soruya baktın. Bana A'nın kaç tane değeri vardır diye soruyor. Doğru mu? Tamam mükemmel, harika. Hiç problem yok ama bakın sorunun nasıl çözüleceği ile ilgili az aşağı yukarı bilgim var. Ne yapacağım? Burada benim paydamda gizli bir var. İçler dışlar çarpım yapacağım falan falan. Hayır yapma. Bak bunu alışkanlık haline getir. Hemen bir not al kenarıya. Aa burada A var. A nerede paydada? Ben burada A'yı ne yazarsam paydayı tanımsız yapar. Tabii ki de 2 yazarsam. ha O zaman bu tanımsız yapan değeri kenarıya not al. A2 olmaması gerekiyor. Bunu hemen kulağına küpe yaptık. Ne yaptık? Sorunun kenarına notu aldık. Bu kenarda dursun. Tamam. Şimdi dediğim gibi işler dışlar çarpımı yapacağım. Yani kesirli bir ifade var. Başka ne yapabilirim ki? Burada hatta şöyle bir şey yapalım mı? Öncelikle bir 3 ile sadeleştirelim. Şurada 2 kalsın. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak o zaman 2 büyüktür mutlak değer içinde a eksi 2 mi olacaktır şöyle? Doğru mu? 1 ile çarptığım zaman mutlak değer içindeki o a eksi 2'yi yakalıyorum. A, bu, bu görünüm benim çok hoşuma gitmedi. Bu a eksi 2'yi gel ters çevirelim. O zaman mutlak değer içinde a eksi 2 küçüktür. 2'dir diyebilir miyiz aslında? Evet diyebiliriz. Aslında 2 büyüktür. a eksi 2 tam tersi. a eksi 2 dediğim şey aslında 2'den küçük. Benim mutlak değerim bir sayıdan ne? Gördüğün gibi küçük. Küçük olduğuna göre ben mutlak değerden kurtulmak için eşitsizliği çeviriyorum. Nasıl çeviriyorum? Bu a eksi 2, 2 ile eksi 2 arasında çıkacaktır. Bitti. Küçüktür olduğu için artılısı ile eksilisi arasında oluyor biliyorsunuz ki. Burada ne yapıyorum? Bakıyorum a'nın yanında eksi 2 var. O zaman gel o eksi 2'den kurtulalım. Nasıl kurtulalım? Her tarafa 2 ekleyelim. Her tarafa 2 eklediğim zaman burası sıfırlandı mı? Burada a kaldı mı? Burada da kim var arkadaşlar? 4. 4. O zaman A'nın alabileceği değerler 1 olur, 2 olur, 3 olur. Yani toplamda kaç tane x değeri var? Özür dilerim A değeri var. Toplamda 3 tane soru da vardır. Seni beyaz atlara bindirirler, gönderirler. Değil mi? Ne dedik az önce? Dedik ki burada A 2 olamaz. Neden? Çünkü 2'yi yazdığın zaman ne oldu? Ee, 2'yi yazdığın zaman ne oluyordu? Paydayı tanımsız yapıyordu. Şıklarda 3 tane diye vardır cevabım. Arkadaşlar lütfen 2'yi atın. Çünkü tekrar söylüyorum paydayı tanımsız yapar. O yüzden cevabı ne olacaktır? 2 olacaktır. Tamam mı? RSM bu tarz şeyleri çok sever. Lütfen bunlara kesinlikle dikkat et. Baştan bunları da kenarıya not almayı unutma. Tamam mı? Konuya ne kadar hakim olursan ol. Herhangi bir böyle ufak bir hatadan dolayı soru gider. ÖSYM senin çözüm yoluna bakmıyor maalesef. Hangi şıkkı işaretlediğine, işaretlediğine bakıyor. O yüzden hata yapma güzel dostum. Tamam. Şimdi mutlak değerli ifadem herhangi bir sayıdan büyük de olabiliyor, küçük de olabiliyor vesaire durumlar var biliyorsun. Şimdi negatif sayılarla ilgili konuşalım biraz. Mutlak değer içindeki bir ifade arkadaşlar negatif bir sayıdan küçük olabilir mi Allah aşkına? Negatif bir sayım var. A burada negatif bir sayı. Ben mutlak değer içindeki şu fonksiyonun negatif bir sayıdan ne olduğunu söylüyorum sana. Küçük olduğunu söylüyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. O yüzden arkadaşlar biz de ne diyoruz? Böyle bir şey olamaz. O yüzden çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. A dediğimiz şey burada yine negatif bir sayı. Şey. Bak mutlak değer içinde bir ifadem var. Bu mutlak değer içindeki ifadem. Ne diyorum sana? Bu negatif bir sayıdan büyüktür diyorum. Güzel kardeşim. Bu mutlak değer içindeki ifade en fazla en ya yani en fazla demeyeyim en minik en minnak ne olabilir mutlak değer içindeki ifadem? Olsa olsa sıfır olur. Bu adam sıfır olsa dahi en minik değeri alsa dahi negatif bir sayıdan her türlü büyük oluyor mu? Evet. Ne olursa olsun negatif bir sayıdan büyük oluyor mu? Evet. O zaman demek ki burada x yerine ne yazdığımın hiçbir önemi yok. Ben burada mutlak değer içinde iki ifadeye pozitif bir sayı de yazsam, negatif bir sayı da yazsam, bunu sıfırlayacak bir sayı yazsam her türlü bu A sayısından yani bu negatif olan kısımdan her türlü büyük müdür? Evet. O zaman x yerine ne yazdığımın hiçbir önemi yok. x yerine ben her şeyi yazabilirim. Her şey demek ne demek? Tüm reel sayılar demektir. O yüzden ne olacaktır arkadaşlar? Burada çözüm kümem gördüğün gibi reel sayılar olacaktır. Tamam mı? Buna dikkat et. Hadi bakalım. Gel şimdi soru çözelim. Bakıyorsun burada mutlak değer içindeki bir ifadem var. Bu ifadenin eksi 13'ten büyük olduğunu görüyorsun. Güzel kardeşim ben burada A yerine ne yazarsam yazayım. Zaten ne olacaktır? Her türlü eksi 13'ten büyük olacak ki. Yani burada senin ifadende kullanacağın şeyin hiçbir önemi yok. Çünkü neden? Sen en baba bunu ne yaparsın? Sıfırlarsın. Nasıl sıfırlarsın? 12 bölü 5 yaparsın. A gördüğün yere 12 bölü 5 yazarsın. 5'ler burada sadeleşir. 12 eksi 12'den 0 gelir. 0 olduğu halde bile bu eksi 13'ten kesinlikle ve kesinlikle büyük oluyor mu? Evet oluyor. O zaman demek ki ben burada x yerine özür dilerim a yerine ne yazarsam yazayım bu denklem sağlanacaktır. O zaman çözüm kıvamı nedir? Tüm reel sayılar. Bitti gitti. Tamam. Geçtik bir sonraki mesela burada bak biraz toparlamam lazım. Biraz karışık. A payda da bilinmeyen var, yukarıda bilinmeyen var falan. Biraz payda eşitleme muhabbetleri de var sanki. Hayır. Bak hiç gerek yok. 7'yi gel karşıya atalım. Eksi 7 olarak geçsin. Mutlak değer içinde a bölü 7 eksi 3 bölü 4 a. O da küçüktür. Kimden? Eksi 2'den. Hmm, eksi 2'den küçük. Peki güzel kardeşim. Mutlak değer içindeki bir ifade negatif bir sayıdan. Negatif bir sayıdan. Küçük olabilir mi sence? Bak eksi 2'den küçük olduğunu söylüyor. Mutlak değer içinde kocaman bir ifade var burada. Bu ifade arkadaşlar negatif bir sayıdan küçük olabilir mi? Hayır. Asla olamaz. O yüzden A için konuşuyorum burada. Benim çözüm kümem arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle nedir? Boş kümedir. Bu bilinmeyelim kesinlikle ve kesinlikle negatif bir sayıdan küçük olamaz. O yüzden çözüm kümem gördüğünüz gibi ne oluyor? Arkadaşlar boş küme oluyor. Hiçbir şekilde mutlak değer negatiften daha küçük bir sayı olamaz. Tamam. Geçtik. Bakıyorum aha burada ne var? Bakıyorum. Burada büyüktür var. Büyük türde neydi? İki tane durum söz konusuydu arkadaşlar. O zaman şöyle mi oluyor? 2A artı 3 büyük eşittir 5 oldu. Bu bir. Yani ifadeyi bir aynen dışarıya çıkartıyorum. Değil mi? Bir de arkadaşlar ifadeyi ne yapıyorduk? Bir de eksiyle çarparak. Eksiyle çarptığımız zaman şöyle mi oluyor? 2A artı 3'ü yazdım. Eksiyle çarpacağım için eşitsizlik ne olacak? Yön değiştirecek mi? O zaman bu küçük eşittir olacak. Ve artık bu ifade ne oldu? Eksi 5'e dönüştü. Bitti gitti. Bak ne oldu? Bir aynen dışarıya çıkarttım. Bir de eksiyle çarparak dışarıya çıkarttım. Tamam bitti tertemiz. Gel bir, e, biz buradaki o 3'ü karşıya gönderelim. O zaman 2A büyük eşittir 2 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölelim. A büyük eşittir ne oldu bu durumda? 1. Tamam bitti gitti. Bunu hallettik mi? Hallettik. 3'ü gel karşıya atalım. Eksi 3 olarak geçsin. O zaman 2A küçüktür. Ne oldu? Eksi 8. Her iki tarafa 2'ye bölelim. A'nın da o zaman ne olduğunu görüyorum. Eksi 4'ten küçük olduğunu görüyorum. Tamam bunu da hallettik. O zaman ne oldu? Çözüm kümem 1'den artı sonsuza kadar gidiyor. Arkadaşlar bunun çözüm kümesini yazarken şöyle. Şıklarda şu şekilde bulunabilir. Bu nedir? Eksi sonsuzdan nereye kadar gider arkadaşlar? Eksi dörde kadar gider. Eksi dört dahil olduğu için kapalı parantez kullanıyorum. Ve buna ek olarak, ek olarak da ne yapıyorum? Birleşim kullanıyorum. Birden de nereye kadar gidiyor arkadaşlar? Birden de artı sonsuza kadar gidecektir. Bitti gitti. Veya adam şunu da yapabilir çözüm kümesinde. Reel sayılardan o benim tanımlı olmadığım, yani benim istemediğim kısmı adam ne yapar? Çıkartır. Hangi aralığı istiyorum? Birden sonsuza kadar gitsin istiyorum. Eksi 4'ten eksi sonsuza kadar gitsin istiyorum. O zaman bir eksi 1 ile özür dilerim. Eksi 4 ile 1 arasını istemiyorum. O zaman adam ne yapar? O kısmı çıkartır. Öyle değil mi? Eksi 4 ile 1 arasındaki o kısmı ne yapar? Çıkartır atar. Bitti gitti. Olay bu. Tamam. İkisi de benim için cevap arkadaşlar. Şıklarda hangisi varsa onu işaretlersiniz. Tamam. Geçelim bakın bir sonraki soruda. Şimdi bakıyorsun burada olduğuna göre an alabileceği değerler. Şimdi İkinci dereceden denklem falan var. Böyle insanın biraz kafasını karıştırıyor. Arkadaşlar ee, burada bir tane mutlak değer var. Diğer tarafta normal denklemler var. Peki tamam güzel. Peki sorunun başında arkadaşlar size A'nın tanım kümesini vermiş mi? Yani bu 2'den büyük, 3'ten küçük vesaire böyle ne olduğunu, sınırımı ne olduğunu, A'nın kim olduğu hakkında bilgin var mı? En azından pozitif mi, negatif mi, birden mi büyük, 2'den küç mi küçük vesaire? Hiçbir bilgi yok. O zaman ben burada ne yapacağım? Varsayımlarda bulunacağım. Nasıl varsayımlarda bulunacağım? Şöyle varsayımlarda bulunacağım. Bir mutlak değerli ifadenin ihtimalleri nedir? İhtimalleri nedir? Zaten bakın soruda ne diyor sana? Alabileceği diyor. Alabileceği, olabileceği kelimesi bunlar nedir arkadaşlar? İhtimaller demektir. Bir mutlak değerli bir ifadenin ihtimalleri nedir? Ya aynen dışarıya çıkar ya da eksiyle çarparak dışarıya çıkartabilirsin. İki ihtimalim var. O zaman ben bu iki ihtimali de değerlendireceğim. Bakalım bir aynen dışarıya çıksın değil mi? Ben bunu ne yapayım? Aynen dışarıya çıkartayım. 3a eksi 9'u olduğu gibi dışarıya çıkarttım. Yanında da kim var? Artı a kare eksi 6a o da eşittir. 5 şeklinde bir ifadem var. Eksi 5'miş özür dilerim. Şunun eksisini de koyayım. Bir aynen dışarıya çıkarttım. Bir de arkadaşlar ikinci durumumuz nedir? Bunu... Eksiyle çarparak dışarıya çıkartırız. Eksiyle çarptığım için eksi 3a artı 9 artı a kare eksi 6a o da eşittir. Ne oldu? Eksi 5. İki ihtimalim var. Ya aynen dışarıya çıkacaktır bu adam ya da eksiyle çarparak dışarıya çıkartacaksın. Bitti gitti. Soru bu kadar aslında gibi geliyor ama en son bak taklaya geleceğiz. Devam edelim hadi. Burada arkadaşlar şöyle bir çizgi çekip arasındaki farkı görün diye. Ee, karışmasın çözümler diye. Burada toparlayacak olursak. Şimdi benim burada zaten bir tane a var. Artı 3a eksi 6a'dan dolayı eksi 3a geldi. 9 var burada. Eksi 5'i karşıya atacak olursak artı 5 olarak karşıya geçer. Değil mi? O zaman ne oldu burası da arkadaşlar? Burası da eksi 4 oldu. O da eşittir 0. Ben bunu çarpanlarına ayırayım mı? a'ya a şeklinde çarpanlarına ayırdım. Bunu da eksi 4'e artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırayım mı? Ayırayım. İkisini çarptığım zaman eksi 4'ü e verdi. İkisini topladığım zaman eksi 3'ü verdi mi? Verdi. O zaman ben bunu çarpanlarına ayrılacak şekilde yazarsam a artı 1 ve a eksi 4'ün çarpımı şeklinde bir ifade var burada. Doğru mu? Arkadaşlar bu ifadeyi sıfırlayan benim iki tane mi değerim var? Evet. Ya burasını sıfırlar ya da burasını sıfırlar. O zaman a dediğim şey burada kime eşittir? Eksi 1'e. A dediğim şey burada kaça eşittir? 4'e. Bak buradan iki tane değer bulduk mu? Bulduk. Bir de eksi olma durumunu inceleyelim. Gel burayı toparlayalım. Burada benim akarem var mı? Var. Sonra eksi 6a, eksi 3a da burada. Eksi 9a oldu mu burası? Sonra arkadaşlar bir de şu eksi 5'i karşıya atalım. Artı 5 olarak gelsin yine her zamanki gibi. Burası da artı 14 olur. O da eşittir. 0 şeklinde olur mu? Evet. Gel bunu çarpanlarına ayıralım. A'ya A şeklinde. Burayı da çarpanlarına ayıralım. Eksi 2'ye eksi 7. Eksi 2 ile eksi 7'yi çarparsak artı 14 yapar. Eksi 2 ile eksi 7'yi toplarsak eksi 19 yapar mı? Eksi 9 yapar mı pardon. Evet o zaman çarpanlarına ayrılacak şekilde yazalım. A eksi 2 ve A eksi 7 geldi burası. O da eşittir 0. Ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. Burayı sıfırlayan değer nedir? 2'dir. Burayı sıfırlayan değer nedir arkadaşlar? Burayı sıfırlayan değer de 7'dir. Toplamda arkadaşlar 4 tane durum söz konusu. Tamam güzel eyvallah. Arkadaşlar, 4 tane durum var. Bunların toplamını sormuş bizlere. Topladığınız zaman 9, ne oldu? E, 9, 3 de oradan geliyor. Toplamda kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. Şıklar da vardır. Sana böyle el sallarlar. Güzel kardeşim bak şimdi. Sana çok önemli bir şey anlatacağım. Hep böyle lisedeyken falan bize anlattılar bunları. Dediler ki bir tablo oluşturacağız, tablo oluşturacağız. Tabloyu bu tarafa çizeceğiz, bu tarafını böyle yapacağız falan falan. E, arkadaşlar, Bakın aslında farkında değilsiniz. Siz de burada tablo yaptınız. Tablonun amacı şu. Tablo kendinle çelişip çelişmediğini görme diye. Aslında bu bir ezber yöntemi değil. Ezberlenecek de bir şey değil. Senin burada bulduğun ifadelerin bir kısmı aslında senle çelişen ifadeler. Nasıl yani? Hocam ne alaka? Neyle çeliştik? İşte bir artılı çıkarttım, bir eksili çıkarttım. Ya daha ne yapacağım ki? Daha yapman gereken şey şu. Sen ilk başta bunu artılı bir şekilde aynen dışarıya çıkarttın. Niye çıkarttın güzel kardeşim? Çünkü senin burada kritik bir noktan var. Kritik nokta dediğin şey neydi? Mutlak değerin içini sıfır yapan değerdi. Ben burada A gördüğüm yere 3'ü yazarsam ne olur? İçini sıfırlar mı? Evet sıfırlayacaktır. Öyle değil mi? Peki o sıfırlayan noktanın ben sana mantığını anlatmıştım güzel kardeşim. Bir önceki videolardan hatırla. Neydi? İçini sıfır yapan değer aslında senin işaretinin sınır çizgisiydi. O zaman ben demek ki burada sınırımın 3 olduğunu düşüneceğim. Benim burada sınırım 3. Demek ki arkadaşlar benim sınır çizgim 3 ise ben şunu düşüneceğim. Ben bu adamı dışarıya neden çıkarttım pozitif olarak? Aynen dışarıya niye çıkarttım? Demek ki burada benim A değerim 3'ten büyük bir sayı. Şey. Evet sen farkında değilsin. Sen bunu dışarıya niye çıkartıyorsun aynen? Çünkü A'nın burada 3'ten büyük olduğunu kabul ettin ama farkında değilsin sen. A burada arkadaşlar 3'ten büyük olursa mesela 4 yaz bak A gördüğün yere. Sonuç ne oluyor? Pozitif oluyor. 5 yaz. Sonuç ne oluyor? Burada pozitif oluyor. Yani gördüğün gibi ne oluyor arkadaşlar? İçini pozitif yapan değerler oluyor. Yani o yüzden de bu ifade dışarıya nasıl çıkıyor? Aynen dışarıya çıkıyor. Peki güzel, hoş, mükemmel sen bunu dışarıya çıkarttın çünkü dedin ki A burada 3'ten büyüktür dedi aslında sen kafadan bunu yaptın ama farkında değilsin. Ben çelişip çelişmediğin noktayı gör diye ne yapıyorum? Tablo oluşturuyorum. Tablonun aslında mantığı bu. Şimdi sen 3'ten büyük olduğunu söylüyorsun. Kalkıp diyorsun ki A -1 olacak. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Sen bunu niye dışarıya çıkarttın? Pozitif olarak. Çünkü A 3'ten büyük olacağını düşündüğün için ihtimaller alabileceği kelimesinden dolayı ihtimalleri değerlendiriyorum. A burada 3'ten büyük olacaksa güzel kardeşim. O zaman sen kalkıp da cevabı nasıl eksi 1 bulabiliyorsun? Olmaz. O yüzden bunu ne yaptık? Sildik geçtik. Peki şuraya bak. Sen bu ifadeyi neden dışarıya negatif bir şekilde çıkarttın? Çünkü dedin ki A burada 3'ten küçük bir sayı şey olacak dedin mi? Evet. A burada 3'ten küçük olacağı için burasını negatif bir şekilde dışarıya çıkarttın. Peki A burada 3'ten küçük olacaksa sen burada ne diye 7'yi buldun? 7 senin için bir cevap mı? Hayır. Bak kendinle çelişip çelişmediğini görmen için işte bu tablonun olayı bu arkadaşlar. Tamam? Yani bize lisedeyken böyle böyle yapman gerekiyor, şöyle yapman gerekiyor diye böyle ezberlettiler ama arkadaşlar işin mantığı bu. Kendinle çelişip çelişmediğini görmedi. Şey gördü. nereden çıktı. O zaman gördüğün gibi a'nın değeri 2 ve 4'tür. Sadece 2 tane değerim var. 4 tane değerim yok. Şıklarda bakın 12 vardır. Soru gider. Arkadaşlar aslında cevabım kaç? 6. Tamam. Tablonun mantığı anlaşıldı herhalde. Bir artılı bir eksili çıkartıyorum ama orada benim tanım kümeme ihtiyacım var. Kendimle çelişip çelişmediğimi göreyim diye. Kendimle çelişip çelişmediğimi göreyim diye. Buna kesinlikle dikkat edin. Tamam. Haydi bakalım. Geçelim, 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 geçelim. Bakalım ne var burada. Aha. iki tane birden mutlak değer var. O zaman güzel kardeşim. Sen burada ne yapacaksın? Bir, şu ihtimallerin var mı? Üç tane ihtimalin var senin aslında burada. Ya burada her ikisi de dışarıya pozitif çıkar. Ya arkadaşlar bunlardan bir tanesi pozitif, diğeri negatif çıkar. Ya da ikisi birden negatif çıkar. Bu neye göre belirlenir? Bak ben sana ne dedim? İkisi de pozitif olabilir, birisi pozitif, birisi negatif olabilir. İkisi de negatif olabilir. Arkadaşlar bakın burada e, ikisi de negatif olma şansı yok mesela düşündüğün zaman. Çünkü neden? Sonuç pozitif. Arkadaşlar burada bu ifadede ben dedim ki pozitif çıkacak mesela. Niye pozitif çıkacak? Çünkü burada işareti belirleyen şeye göre karar veriyorsun. Yani öyle kafana göre değil. İşareti belirleyen kimdir? Kritik noktaların. Ha, o zaman gel kritik noktaları kıyaslayalım. Buradaki kritik noktam nedir arkadaşlar? 5. Demek ki A burada 5'ten büyük bir sayı olursa bu ifade ne olur? Pozitife dönüşür mü? Evet. Burada arkadaşlar nasıl? Buradaki kritik noktam nasıl? Buradaki kritik noktamda neymiş? Eksi 3'müş. Ha, o zaman eksi 3'ten büyük bir sayı yazarsam. Eksi 2 yazdın, eksi 1 yazdın, 0 yazdın. Ne oldu burası? Pozitife dönüştü mü güzel kardeşim. Evet. O zaman gel biz burada kendimizle çelişip çelişmediğimizi görelim diye tablo oluşturalım. Yani benim kritik noktalarım burada ne? Bir tarafta eksi 3, bir tarafta 5. O zaman 3 tane durum söz konusu. Az önceki söylediğim muhabbet. A burada 5'ten büyük olursa ne olur? Tabii dahil de olabilir. Öyle değil mi? Çünkü burada e, dahillik e, söz konusudur. Çünkü neden? Burada zaten direkt 5'i yazdığım zaman ne oluyor? Bak denklemde zaten şöyle gördüğün gibi direkt sağlanıyor. Tamam mı? Bu kritik noktalar zaten nedir? Denklemi sağlayan değerlerdir. E, peki ikinci durumum nedir arkadaşlar? Burada eksi 3 ile a dediğim şey burada eksi 3 ile 5 arasında da olabilir. Bu ikinci durumdur. Bir de arkadaşlar tabii dahillikte var biliyorsun. Bir de A dediğim şey burada nedir? Eksi 3'ten küçük de olabilir. Tamam mı? Şimdi 3 tane durumumuzu inceleyelim. Gel. Şimdi birinci durumu inceliyorum. Hadi bakalım. Renk değiştireyim biraz hadi. Burada A 5'ten büyük olursa 6 yazdın, 7 yazdın vesaire bu ifade dışarıya nasıl çıkacaktır? Pozitif bir şekilde çıkacaktır. O zaman aynen yazıyorum bak. A eksi 5'i yazdım. 5'ten büyük bir sayı yazdın, 6 yazdın, 7 yazdın, 8 yazdın vesaire ne oldu? Bu pozitif oldu. O zaman bu ifade de aynen dışarıya çıkacaktır. Yani A artı 3 oldu mu burası da? Sonra arkadaşlar sağ tarafta da kim var? Sağ tarafta da 8 var. O zaman toparlayalım hadi. 2A eksi 2 o da eşittir 8. Eksi 2'yi karşıya at, artı 2 olarak geçsin. 2A o da eşittir 10 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersek bakın A'nın değerinin kaç olduğunu bulduk. 5. Zaten direkt kritik nokta denklemi sağlayan değerdi. De gördüğün gibi sağladı mı? Evet sağladı. Tamam bu bir. Peki şu aralığa bakalım hadi. İkinci aralığımıza bakalım. Öncelikle şunları sileyim. Yine bir artı eksi muhabbeti yapalım mı? Kimler nasıl çıkıyor dışarı bir görelim arkadaşlar. Burada şimdi burada ifademe baktığım zaman benim aralığım ne? 5 ile eksi 3 arasında. 5 ile eksi 3 arasında bir sayı yazacak olursak mesela atıyorum sıfır yazdım mesela örnek veriyorum. Sıfır yazdığım zaman burası ne oluyor arkadaşlar? negatif oluyor. Sıfır yazdığın zaman mesela burası ne oluyor? Pozitif oluyor. Tamam işaretleri bulduk mu? Evet. O zaman gel bunu eksiyle çarpalım. Eksi a artı 5 olur burası. Burası ne oldu? Artı ile çarpılacak. Artı a eksi özür dilerim. Artı 3. O da eşittir 8 oldu mu? Tamam. Şimdi burada arkadaşlar artı a eksi a birbirini götürür. Aha 8 eşittir 8 geldi. E ne demek bu? Bu şu demek. Hatırlarsan sana denklemlerde ben bunu anlatmıştım. Burada bilinmeyenler birbirini götürdükten sonra bilinmeyenler birbirini götürdükten sonra arkadaşlar bilinenler birbirine eşitse bu o zaman nedir? Çözüm kümesi sonsuz elemandır. Hayır. Yani sonsuz elemandır. Evet. Ama benim burada cevabım sonsuz eleman değil. Neden? Çünkü senin burada bir aralığın var. Yani bu aralığa uyum sağlayacak şekilde. Yani ne demek bu? Bu aralıktaki sonsuz eleman. Yani burada a nedir? A eksi 3'ten nereye kadar olacaktır arkadaşlar? 5'e kadar olacaktır. Tamam mükemmel. Şimdi sol tarafa bakalım. So son olarak da burada. Hadi bakalım burada moru alayım. Bu aralıkta arkadaşlar neler var elinde? Bu aralıkta neler var elinde? Bir bakayım ilk önce işaretini belirliyorum her zamanki gibi. Eksi 3'ten küçük bir sayı yazın. Mesela eksi 4 yazdın, eksi 5 yazdın. Sonuç ne oldu? Negatif. Eksi 3'ten küçük bir sayı yazdın, eksi 4 yazdın falan. Sonuç ne oldu? negatif. O zaman altına işaretini yazdıktan sonra benim bu işaretle ne yapmam lazım, çarpmam lazım. O zaman ben bunu eksiyle çarpacak olursam o zaman ne oldu burası eksi a artı 5. Bunu da eksiyle çarpacak olursam eksi a eksi 3 oldu. O da eşittir kime gördüğün gibi 8'e eşit. bitti gitti. O zaman şöyle mi oldu arkadaşlar. Eksi 2A oldu burası. 5 burada eksi 3 burada. O zaman buradan artı 2 geldi o da eşittir 8. O zaman eksi 2a'yı karşı atalım. 8'i bu tarafa atalım. 2'nin yanına eksi 8 geldi. 2a'yı öbür tarafa atacak olursak artı 2a oldu. Gördüğün gibi. O zaman 2a'nın kaça eşit olduğunu görüyorum. Eksi 6'ya. Her iki tarafı 2'ye böl bakalım. O zaman a dediğim şey gördüğün gibi ne oldu? Eksi 3. O zaman hepsini birleştirelim. Gel. Hepsini birleştirdiğim zaman. Eksi 3 zaten benim tanım aralığıma uygun muydu şu aralıkta? Evet. Dahillik vardı zaten. 5'e bakıyorsun zaten o da buraya uygundu. O zaman benim çözüm kümem ne, ne, olacaktır arkadaşlar? Şu yukarı yazayım çok aşağı inmeyeyim. Eksi 3'ten özür dilerim eksi 3 dahil olduğu için kapalı parantez kullanalım değil mi? Eksi 3'ten başlayarak arkadaşlar o zaman nereye kadar gidiyor? Eksi 3'ten nereye kadar gidecektir? 5'e kadar gidecektir. Gördüğün gibi ne oldu? Burada da 5 sağladı, burada da sağladı. Eksi 3 burada da sağladı, burada da sağladı. O yüzden dahil etmek zorundayım. Tamam mı? Tablonun mantığı olayı bu arkadaşlar. Kendini çelişip çelişmediğini gördü. Mesela kalkıp da burada arkadaşlar bazı sorular da olur. Burada olmadı ama burada kalkıp da A mesela eksi 4 şeklinde bir cevap olsaydı mesela. Arkadaşlar burada benim tanım aralığıma uygun mu değil mi diye işte tablonun olayı bu. kendine çelişip çelişmediğimi göreyim diye. Eksi 4 buldum mesela. Bir kere sen bu tabloyu neye göre oluşturdun? 5'ten büyük olsun diye oluşturdun. Peki A yerine bu eksi 4'ü yazarsan tablo 5'ten büyük olur mu? Ha hayır. İşte böyle bir şey olsaydı ben ne yapacaktım mesela? Bu kısmı komple iptal edecektim. Diyecektim ki "Aa bu kısımda çözüm kümesi yoktur." diyecektim. Tamam Buna kesinlikle dikkat et. Bulduğun cevap tanım aralığına uyuyor mu? Uymuyor mu diye lütfen iyi kontrol et. Tamam mı? Gayet basit aslında. Sadece biraz uğraştırıyor gördüğün gibi. Tamam? Geçtik o zaman beni gördüğüne göre konu bitmiştir. Konuyu ne yapıyoruz? Soru bankasından iyice sorularını çözüyoruz. Anlamadığımız noktalarda tekrar videoyu açıp tekrar beni dinliyorsun. O zaman bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.